Oyun tarihinin gelmiş geçmiş çok para harcanan işlerinden biri. Büyük beklentiler içerisinde yolu gözlenen bir yapım. GTA kadar büyük olması planlanan bir oyun ama büyük bir üsran. Oyun belgeselinin yeni bölümünde çok tartışılan bir batış hikayesine bakıyoruz. Olayımızın çıkış noktası her büyük hikayede olduğu gibi yine GTA'ya dayanıyor aslında. 1988 yılında DMA Design adlı bir oyun şirketi kuruluyor. Şirketin kurucusu David Jones. Oyun sektörüne ilk giren isimlerden bir tanesi. Bu kurduğu şirketle birlikte şahane işlere imza atıyor. Büyük hitler çıkarıyor. Tabi zamanla teknoloji gelişiyor. David ve ekibi daha büyük oyunlar yapmak istiyor. Bunun içinde bir fikir üzerine çalışıyorlar. Araç sürebildiğimiz bir oyun fikri bu. Ancak bu araç sürme olayı onları tatmin etmiyor ve fikri geliştiriyorlar. Tabi oyun bir anda pat diye çıkmıyor. Aradan birkaç yıl daha geçiyor. İnsanlar onlara kızıyor. Çok zaman kaybediyorsunuz. Bak başarısız olacaksınız diyor ama onlar durmuyor. Araç sürme konseptini geliştirip etrafına yaşayan bir dünya kuruyorlar. Konsepti daha da genişletiyorlar ve en sonunda 97 yılında o oyunu çıkarıyorlar. GTA biri. Rockstar ne derseniz onlar aslında oyunu yayınlayan taraf gibiler. Tabi GTA 1 çıktığı gibi çok büyük övgüler alıyor. İnsanlar deli gibi saldırıyor. Sonrasında David Bey gibi GTA 2 yapmaya girişiyor. Bu sırada kurdukları şirkette bir satın alım sürecine giriyor. İnsanlar o şirketi satın almak istiyor. Ama David satın almanın ardından işlerin kendi istediği gibi gitmeyeceğini hissederek GTA yapıp istifasını veriyor. Tabi David'in bilemediği şey şu, sattığı şirket yıllar sonra isim değiştirerek Rockstar North oluyor ve şu anda oyun dünyasının en güçlü oyun stüdyolarından bir tanesi. Ama David'in bundan haberi yok, sonuçta bahsettiğim yıl 2000 falan. Daha oyun sektörü hala da oluşma aşamasında, David'in de büyük planları var. Tıpkı GTA yaptığı gibi büyük şeyler yapabileceğini hissediyordu David. Bu yüzden de 2002 yılında yeni bir şirket kurdu, Real Time World. Bu şirketi kurar kurmaz da iş almaya başladı çünkü zaten ismi bilinen biriydi David, İnsanların ona saygısı büyüktü. O da bu ismin hakkını vermek için büyük işler başarmak istiyordu. Birkaç ufak tefek oyunun ardından 2005 yılında şirketi iyice şekillenince yeni bir oyun konsepti üzerine çalışmaya başladı. Hayal ettiği oyun konseptiydi bu. Konsept aslında böyle GTA gibi bir oyun ama onun online'ı gibi düşünün. Sene 2005 diyorum yani. Bakın o dönemde GTA markası çok büyük bir marka olsa da online bir GTA oyunu falan yok ortada. Öyle bir konsept düşünen de yok. Bu yüzden devlet bu fikri masaya getirdiğinde herkese heyecanlandırdı. Hemen oyun için bir konsept video hazırlandı ve oyun resmi olarak duyuruldu. Bu açık dünya online GTA gibi olacak oyunun adı APB olacaktı. All Points Bulletin. Dev bir marka olması planlanan Oyun, oyun. dünyasını sallayacak bir online deneyim. Büyük bir iş. Tabi her büyük iş gibi bu işin de çıkması için zamana ihtiyacı vardı. Bir günde çıkacak bir oyun değildi bu. Ayrıca zaman dışında başka bir dert vardı o da para. Şirketin paraya da ihtiyacı vardı. Bu yüzden de Real Time Worlds başka işlere de kafasını uzattı. Bu işlerin en büyüğü Microsoft'a özel hazırlıkları Crackdown 1'di. David'in uzmanlığına gören Microsoft ona Xbox 360'a özel bir açık dünya oyunu yapmasını söyledi. O da ABP'yi yaparken para kazanmak istediği için bunu kabul etti. Ve 2007 yılında Crackdown'u piyasaya çıkarttı. Çıktıktan sonra da basın tarafından, oyuncular tarafından da pozitif eleştiriler alınca şirketin kendi olan güveni arttı ve bu projeye de daha ciddi saldırmaya başladılar. David ve üst düzey yöneticiler projelerine güvendikleri için ekstra finansal kaynak arayışına girdiler. Crackdown onlara para kazandırsa da daha fazlasına ihtiyaçları vardı. Çıktıkları yatırım turlarından da 50 milyon dolar yakın bir para toplamayı başardılar. Yatırımcılar bu oyunla beraber vaat edilen şeyi sevmiş, buna para yatırmak istemişti. 50 milyon dolar bu arada o dönem için ciddi bir para. Yani büyük oyun bütçesi diyeceğimiz seviyede bir paradan bahsediyorum. David'in şirketi yeni olduğu için bu parayı toplaması ayrı bir başarı hikayesi. Tabii oyun ilk duyurulduğu zamanlarda çıkışlar olarak 2008 yılı işaret edilmişti. PC ve Xbox gelecekti oyun ama maalesef bu söylem tutmadı. Seneler 2008'i gösterdiğinde oyun henüz bitmiş değildi hatta bitmenin yakınında bile değildi. Bu yüzden de bir yıllık bir erteleme yapıldı. Fakat insanlar oyuna karşı hala daha gazlı tutmak için oyunla ilgili yeni gelişmeler de paylaşıldı. Oyun daha ayrıntılı tanıtıldı. İşte ne olacak daha bu oyunda? iki tane grup olacaktı. Bu gruplardan bir tanesi suçlu grubu, diğeri ise güvenlik güçleri grubu olacaktı. Sen oyuna girdiğin zaman iki gruptan birini seçip oyuna dalacaktın. Tabi karakter yapma seçenekleri falan muazzam olacaktı yani ki oyunun en çok üstünde durduğu nokta burasıydı. Oynanıştan çok özelleştirme seçenekleriyle gösteriliyordu oyun. Gerçek hatta neye benziyorsan karakter ona benzetebilecektin diyorlardı. Bu yüzden böyle bazı örnekler gösteriyorlardı. Acayip detaylı bir karakter yapma ekranı vardı oyunda. Bununla ilgili çok fazla video döndürüldü ve oyunun gazı gittikçe arttı. 2008 yılı için bu tarz şeyler insanları çekiyordu. Sonuçta her gün gördüğüm bir şey değil bu yani. Bakın, abi çok büyük bir oyunun geldiğini hissediyordun. Hatta oyunun ismi o kadar çok dönmeye başlamıştı ki o dönemde ciddi bir söylenti ortaya çıkmıştı. Rockstar'ın oyunu alacağı konuşuluyordu. Rockstar APB'yi alarak GTA Online adını verdiği bir şey çevirecekti. İki firma anlaşmak üzereydi gibi ciddi dedikodular vardı etrafta. İki firmanın görüşmesi gerçekten oldu mu olmadı mı bunu bilmiyoruz ama son sonucunda olduysa da satın alma durumu gerçekleşmedi. APB abi bildiğiniz şekilde yoluna devam etti. Tam bu noktada videomuzun destekçilerine de bir parantez açalım. Vatan Bilgisayar'da şu anda Xbox Series S konsoluna özel kısa süreliğe geçerli bir indirim mevcut durumda. Linki ve indirim kodunu açıklamaya bırakıyorum orada görebilirsiniz. Çoğunuz biliyordur zaten Xbox Series S konsolu şu anda yeni nesil oyunlara ulaşmak için alınabilecek en uygun fiyatlı konsol. O yüzden çok fazla oyuncunun bu konsola merak olduğunu da biliyorum. Bu kampanyada ekstra işinize yarayabilir. Xbox Series S ile birlikte yeni nesil oyunlara erişme şansının yanında bir de Game Pass aboneliğinden de faydalanabiliyorsunuz. Game Pass sistemi hem PC'de hem mevcut durumda. Game Pass bir oyun kütüphanesi sunuyor size. Siz de aylık abonelik sistemine üye olup üye olduğunuz süre boyunca istediğiniz oyunu istediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz. Bu işin güzel tarafı şu fiyat olarak pahalı olan oyunları cüzdi fiyata oynama şansı veriyor Game Pass. Bak şimdi mesela Starfield çıkacak bu yılın en büyük oyunlarından bir tanesi. O da direkt ilk günden Game Pass'e dahil şekilde çıkacak. Kısacası Xbox Series S konsoluyla Game Pass aboneliğini birleştirince yeni nesle en ucuz giriş kapısını da açmış oluyorsunuz. Vatandaki kampanya da bunu daha uygun hale getiriyor. Meraklı saçlamak için linke tıklayıp detaylarına bakabilir, indirim kodunu da bulabilir bilginize. APB hikayesine devam ediyor. En son 2008'de çıkacak oyunu 2009'a ertelediler demiştik. 2009 yılına geldiğinde ise oyun çıkmadan önce bir beta testi yapılacağı duyuruldu ki online bir oyun için bu testi yapılması çok makul. Önce kapalı beta yapıldı, sonrasında ise bir açık beta yapıldı ve bu beta testlerinin ardından oyun inanılmaz bir tokat yedi. Oynayanlar hatalardan dem vurdu, hataları görmezden gelenler oyunun eğlenceli olmamasını eleştirdi. APB ekibi ve David için bu beta süreci bir kabus gibi geçti. Zaten bunun üzerine oyun bir yıl daha ertelendi. Sadece ertelenmekle de kalmadı, Xbox 360 versiyonundan da vazgeçildi. İleriki bir tarihte yapılacak denildi konsol 2010 yılında sadece PC'ye gelecekti oyun. Tabi bu sürede maliyette durma yerinde. Katlanarak artmaya devam etti. 50 milyon dolarlık bütçe oyunun çıkışına doğru 100 milyon dolara aştı. Finansal anlamda oyun için harcanan bütçe uçuktu yani. Bakın 50 milyon dolar size büyük bir oyun için büyük bütçe demiştim. 100 milyon dolar o dönemde eşi benzeri rastlanılmış bir bütçe yani. Haberleri tahmin edebilirsiniz. Yapılmış en pahalı oyun geliyor haberler etrafta dönmeye başladı. Bu sürede de APP kendini göstermeye ve tanıtmaya devam etti. Ancak oynanış tarafından ziyade özelleştirme seçenekleriyle farkını ortaya koymaya çalışıyordu. Bu tip yapma olayının yanında karakterin sesinin özelleşmesi için de şirketle anlaşmışlardı onu söylüyorlardı. Bunun yanında bir radyo şirketiyle anlaşarak özel lisanslı müzikler aldıklarını açıkladılar ki bu müzik lisansı olayına ciddi para harcadıkları söyleniyor. Yani kısacası oyunun temelini değil de böyle süsünü gösteren paylaşımlar yaptılar. Tabii bunu yapmalarının sebebi aslında bir yandan da teknik anlamda geride kalmalarıydı. Şimdi oyun duyurulduğunda sene 2005 çok güzel, çok harika yani etkileyici bir şey. Ama oyun çıkmadıkça, geride kaldıkça etkileyiciliğe düşmeye başladı. Şimdi 2010'a geldiğinizde abi 2010'un başında Mass Effect 2 çıkmış. Mayıs ayında Red Dead Redemption çıkmış. Ya yani bunlar çok ses getiren iddialı işlerdi ve teknik olarak da çok büyüleyicilerdi. ABP bunların yanında biraz gazı kaçmış bir proje gibiydi yani. Bu sebeple olsa gerek yapımcılar daha fazla beklemek istemediler ve ABP'yi Haziran 2010'da yayınladılar. Peki oyun nasıl tepkiler aldı? Basın ne dedi? Bilmiyoruz çünkü basın hiçbir şey demedi. O dönem bizzat yaşayan biri olarak söylüyorum. Normalde bir oyun çıktığında incelemelerine bakarsın. İlk yaptığın şey odur. İnternet sitelerine girersin. Oyuna kaç puan vermişler falan diye bakarsın. Bu sayede oyun hakkında fikrin olur eğer kendini oynamayacaksın. 2010 yılında öyle her köşe başında fikrini paylaşan benim gibi influencer'mış, youtuber'mış falan yoktu. ABP'de çıktığında doğal olarak bunu yaptık yani. İncelemesine ve baktık oyun için ne denmiş diye hiçbir şey denmemişti. Peki sebep? Sebep ambargo. Oyunu yapan firma yasak koymuş basına. Yani David ve ekibi oyunun incelemelerinin yayınlanmasını bir hafta kadar yasaklamıştı. Tabi basın kuruluşları bunu protesto etti. Böyle saçma şey mi olur dedi. Ki hakikaten ben böyle saçma şey hayatımda bir kere gördüm. O da bu galiba. Başka bir oyunda böyle bir şey yaşandı mı bilmiyorum. 2023 yılında böyle bir şey yapmanın zaten imkanı yok. Çünkü artık herkes oyun yayını yapabiliyor. Tamam 2010'da sadece basına bakıyorduk ama şimdi basını yasaklasan ne olacak? Adam oyunu alır YouTube'dan yayın yapar geçer. Ama 2010 yılında bu olay yaygın olmadığı için basına yasak koymakta oyunla ilgili fikirleri duyulmasını engelliyordu. Tabi oyuncular oyuncularda salak değil abi bu yasan sebebinde oyunun inanılmaz kötü bir çıkış yapması olduğunu anladılar. Ama firma yalanladı, firma başka bahaneler öne sürdü. Oyun kötü olduğu için değil de basın acele bir inceleme yapmasın diye böyle bir yasak koyduk falan dediler ya. Yani. En azından basın bir hafta oyuncularla oynasın geçirsin süre gerçekten oyunu anlasınlar falan gibi şeyler öne sürdüler ama bunlar havaciva. Sonuçta firma ne yaparsa yapsın oyunun kaderi değişmedi. Nihayetinde herkes oyunu oynayınca anladı ki A.P.P. gerçekten berbat durumda çıkış yapan bir oyundu. İçerisine barındırdığı hatalar, oyun oynanışının aşırı ham olması, araç sürmekten atış etmeye hiçbir şeyi rafine hissettirmem eğlence unsurunun oyunda yer almaması gibi muhabbetler sebebiyle oyun yerden yere vuruldu. Ve işin acı sonucu oyunu satışları beklenenin çok aşağısında gitti. O kadar kötü bir satış performansı gösterdi ki oyun Haziran sonunda çıkan oyunun Eylül ayında fişi çekildi ya. Evet abi bildiğin Eylül ayında oyunun serverları kapatıldı. 5 yıldır üzerinde uğraşılan 100 milyon doları geçen bu oyunun yaşaması 3 ay falan sürdü. Hem oyun basını kötü notlar verdi hem oyuncular tarafından ağır maruz kaldı. Hatta oyunu yapımcısı David basını suçladı bir ara. Beklentileri çok abarttılar o yüzden böyle oldu falan dedi. GTA MMO'su yapıyoruz Rusan gaza geldiler falan diye demeçler verdi. Yani milletin gaza gelmesine normal bir şey olabilir mi sence? Sonuçta iddialı bir şekilde duyurdun kendini. Bir de 5 yıldır geliştiriliyor oyun. O zamanlar 5 yıl çok uzun bir süre bir oyunu geliştirilmesi için. Öyle bir oyun çıkması falan 5 yıl olmaz o zamanlar. Bu şimdinin derdi. Millet tabii geliştirme süresi uzadıkça bir şey çıkacak sandı. Çıkmadı. Daha kötüsü insanlar şans bile vermek istemedi. Tabi bu şans vermek istememeleri sebeplerinden bir tanesi de abonelik olayı aslında. O dönem batılı MMO oyunları para kazanmak için aylık para alıyorlardı. World of Warcraft oyuncuları çok iyi biliyordur yani. Her ay bir para veriyorsun. işte ki oyunu oynayabilesin. APB'de benzer bir model düşündü. Ancak işi biraz karıştırdı. Oyunu 50 dolara satıyorlardı. Siz oyunu satın aldığınızda karakterinizi özelleştirmek, sosyalleşmek gibi şeylere girebiliyordunuz. Sıkıntı yok. Fakat aksiyon alanına indiğinizde bir saat limitiniz vardı. Bu saat limiti de 50 saatti. 50 saate geçince hakkım bitiyordu abi ve ekstra para verip 20 saat daha satın alabiliyordun. Aslında baktığında aylık abonelik gibi ama tam da değil gibi yani saat bazlı bir sistem. Şimdi bu durum aileye göre daha avantajlı olabilir, daha dezavantajlı olabilir. Bu önemli değil. Önemli olan şey şu, oyuncular bunu tam olarak anlayamadı. Yani oyuncuların aşina olmadığı, tam olarak anlayamadığı bir sistemi satmak da zor. O yüzden de insanların oyunu almaya, oyuna şans vermeye daha mesafeli yaklaştığı söylenir. Ancak bu problemden öte temel problem oyunun kötü olması. Yani oyun iyi olsaydı insanlar bunu da anlar, buna göre adapte olurdu. Oyun kötü olduğu için bununla uğraşmak istemediler. O yüzden bizim bakmamız gereken şey şu, oyun niye kötü çıktı? Bunun sebeplerinden bir tanesi bütçe yönetimiyle alakalı aslında. APP için gerçekten çok büyük paralar yatırıldı. Ancak David oyun sektörüne saygı duyulan bir isim olsa da daha önceden bu kadar büyük çapta para yöneterek oyun yapmış biri değil. Çok da normal çünkü böyle bütçeler her gün göreceğin şeyler değil. Bu bütçenin doğru kullanılmaması da firmanın f açıklamalardan bir tanesi. Paranın yanlış kullanımı oyunu kötü çıkışını düzeltebilecek bir fırsat bırakmamıştı onlara. Çünkü oyun çıktığı gibi paraları bitti direkt. Ya ucu ucuna gitti yani. Artık maaşları ödeyemiyorlardı. Şirketin borcu daha iyi birikmişti. Bu yüzden de oyuna satınca onlar için de iflas açıklamaktan başka çare kalmadı. Evet şirket oyunu Haziran'da çıkarttı ve Ağustos'ta iflasını ilan etti. Yani şaka gibi olay gerçekten. Eylül'de de sonra oyun serverlarını kapattılar zaten ama iki ayda şirketi batırdı oyun. Düşünün parayı o kadar sömürmüşler. Tabii oyun üzerine 5 yıldır çalışılıyor. Kimse bu oyunun dandik olduğunu anlamadı diyebilirsiniz. Aslında anlayanlar oldu ama sorgulamadılar. Çünkü testerlerden sonuçlar kötü geliyordu. Kendi işlerinin oynadıklarında sonuçlar kötü görüyorlardı. Ama yine de bu durumla barışıktılar çünkü David'e güvendiler. David'in ismine o kadar büyük bir hürmet vardı ki çalışanlar oyunu kötü olmasına rağmen işler toparlanır diye düşünüyordu. yani David ne yaptığını biliyordur abi. En sonunda muhakkak her şey rayına oturur düşüncesi hakimdi şirkette. Bunu da çok anormal karşılamıyorum çünkü sonuçta GTA markasını yapan kişi kendisi. Tamam GTA'yı asıl şekillendiren oyun GTA 3'tür ama GTA'da bor değil sonuçta. David'e güvenin getirdiği bir antikap işte insanların sorgulamaması oldu. Bu yüzden insanlar biraz memur gibi çalıştı. Çok fazla oyun üzerine düşünmediler ya yani. Yapılacak bir şey var mı? Var. Bunu yaptık mı? Yaptık. Geçmiş olsun diyorlardı. Hani yaptığımız şey oyunu eğlenceli kıldı mı? Oyunun eğlencesini arttırdım Falan. Bunu da sorgulamıyorlardı. Yapılacak iş bitti mi? Bitti. Okeydir. Sonuçta da oyun çıktı. Evet doğru ama eğlenceli bir şekilde çıkamadı. Şirkette kimse gerçeği göremeyince ortaya çıkan işte bir felakete dönüştü. Projede çalışanlar açısından çok büyük yıkım abi. Çünkü herkes yaptıkları şeyin çok büyük olduğunu zannediyordu. Ya şöyle düşünüyorlardı yani. Parayı koyacağız. Açık açık söylüyorlar. Parayı vuracağız zannediyorduk diyorlardı. Ancak oyun çıktıktan sonra maaşlarını bile alamadılar. Tabii AWP'nin kaderi burada bitmedi. Firması olsa da David oyun isim haklarını serverları kapattıktan kısa bir süre sonra satmayı başardı. 1.5 milyon dolar gibi fiyata K2 Network isimli firma oyunu satın aldı. Bu satın alımlardan oyunu ne yaptı derseniz abi elden geçirdiler. APP reload olarak tekrar piyasaya sürdüler. Kim bu K2 derseniz de MMO oyunları yayınlayan bir firma kendisi. O dönemde Night Online'da bunlar yayınlıyordu. APP markasında aldır elden geçirdiler ve oynaması bedava olarak piyasaya sürdüler. O garabet abonelik sistemi olmayınca oynaması bedava olunca da insanlar biraz daha şans vermeye başladı. Ve oyun kendini döndürür kıvama geldi yani. Çok enteresanları bugün bile hala da oynanan bir oyun. Oynanan bir oyun derken öyle günde binlerce kişi oynamıyor. Ama gene de kendini döndürüyor herhalde ki hala da yaşatıyorlar oyunu. Şimdi hatta oyunun bir mobil versiyonu geleceği de söyleniyor. Özellikle Asya tarafında oyuna yatırım yapılmaya devam ediliyor. Ya yani bilmiyorum aranızda hala aktif oynayan var mı? Varsa yazın yorumlara oyun nasıl gidiyor merak ettim vallahi. Ama ne olursa olsun oyun yaşasa da yaşamasa da bir şey değişmeyecek abi. Bu oyun firmasını batırdı. Hem de tarihin en büyük oyunlarından biri olmasına rağmen. Hala da hatırlıyorum dergilerde incelemelerin yayınlandığı, internette muhabbetlerin döndüğü zamanı. Ve o zaman şey konuşuyordu. Biz buna Türkiye'den gelişebilecek miyiz? Türkiye'den bu oynanabilecek mi? muhabbetleri dönüyordu. Çünkü ödeme yapılırken Türkiye ödeme mi yapabilecek miyiz yapamayacak mıyız bir soru işareti vardı. Bu muhabbetleri çok hatırlıyorum ama oyun çıktıktan sonra hiç konuşulduğunu hatırlamıyorum. Yani şöyle bir çıkmış mı ya, ne olmuş diye bakmıştık sonra unutuldu gitti yani en azından benim çevremde öyle olmuştu. Tabi free to play versiyonu gelince a el değiştirmiş falan diye muhabbetini yapmıştık ama her zaman böyle bizim için bir muamma olan uzakta durduğumuz bir proje olmuştu. Bugün biraz daha detaylarıyla değinelim istedim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Hoşçakalın.